Basın Türk'ten geliyorum. Bir sorum olacaktı. Sizce gurbetçiler oy kullanmalı mı, kullanmamalı mı? Kullansalar da çok güzel olur bizim için. Sıkıntı yok ama memleket, yurt dışına yani onlara belki büyük bir maliyet olmuyorsa kullanmaları daha... Peki sizce başkaları neden, yani çoğu insan, çoğu kişiler, vatandaşlar karşı geliyor. Neden? Çünkü diyorlar ki onlar burada yaşamıyorlar. Bizim kaderimizi değiştiriyorlar bir oyla diyorlar. Doğru mu? Öyle bir şey olabilir mi? Yazdan yaza onlar buraya geliyorlar. Genellikle de yurt dışında yaşayanlar, ben çünkü yurt dışında gittiğim için 3 yıl kaldım. Ta çok uzakta ben kaldım. Avustralya'da. Onlar diyorlar ki bizim yani yatırabilsek de memleketimizde bütün yatırımımızı yapabilsek. Ama ellerinden imkanları olduğu kadar buraya yatırımlarını yapıyorlar. Yani niye değiştirecekler bizim kaderimizi? Ya, hayır. Peki o yani o zaman doğru anladım. Ülkesini, memleketini seven herkes kullansın diyorsun. Evet. Yani neresi olursa olsun. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hayırlı çalışmalar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Merhaba. Basın Türk'ten geliyorum. Bir şey sorayım. Lütfen. Tamam. Sizce gurbetçiler yurt dışındayken oy kullanmalı mıdır Türkiye için? Kullanmalıdır bence. Neden? Yani bunun ne avantajı var? Ya da ne dezavantajı var? Onları? Çünkü bazı insanlar çok tepki veriyor. Kullanmak istiyor. Kullanmamalıdır diyor. Siz neden? Bence kullanılmalı yani. Hak yerini nedir? Bulsun. Efendim? Bunun avantajı nedir peki? Düşünceniz neden bundan ibaret? Valla bilmiyorum. Olabilir fikri. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yani bence de gurbetçinin oy kullanması sizce doğru mu? Bence de kullanmalı. Herkes hakkını kullanmalı yani. Yani her Türk vatandaşı olan nerede olursa olsun kullanmalı diyorsun. Aynen. Ha, eğer bugün Suriyeliler kullanabiliyorsa onlar da kullanmalı yani. Nerede olurlarsa olsunlar. Yani öyle. Adalet. Adalet yerini bulmalı yani. Çok teşekkür ediyorum. Şuna dön, sağ dön. Merhaba Basın Türk. Sizce gurbetçiler oy kullanmalı mıdır? Kullansın, iyi olur. Neden kullanmalı? Onlar vatandaş değil mi? Onlar orada çalışıyor. Peki başkaları neden buna tepki veriyor? Vallahi ben kullansın. Benim bütün silahım yurt dışında gelsin, kullansın. Süper, teşekkür ederiz, sağ olun. Hanımefendi merhaba Basın Türk. Sizce gurbetçiler oy kullanmalı mıdır? Bilemiyorum yani. Mesela Almanya'da yaşıyor veya Belçika'da yaşıyor ama seçimler burada. Kullanması sizce doğru mu orada, burası için? Yani bilmiyorum. Göreceli bir kavram. Hani kimine göre doğru, kimine göre yanlış ama sonuçta bu ülkenin vatandaşıysa kullanabilir diye düşünüyorum. Yani Türk vatandaşıysa, buranın memleketiyse kullansın. Yani söz sahibi olabilir ülkesi hakkında. Anladım. Çok teşekkür ederiz. Merhaba. Soru sormayayım. Basın Türk'ten geliyorum. Sizce gurbetçilerin oy kullanması ile ilgili bütün tartışmalar oluyor biliyorsunuz. Sizce onların oy kullanması doğru mu? Hayır, yanlıştır bence. Neden? Öyle işte. Yabancı bir ülkenin gelip benim hakkımda karar vermesi benim zoruma gidiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Aynı görüyor, düşünüyorum. Siz? Aynı. Aynı. Siz de mi? Aynı. Ama peki bir şey düşünün ama bunlar Türk vatandaşları. Olabilir. Türk vatandaşları olsa adam olsa da kendi Türk vatandaşları. Mesela Almanya'da yaşayan, Belçika'da yaşayan, Hollanda'da yaşayan bunlar hepsi şey. Bunlar gelsin burada yaşasın. Peki ileride düşünürler? Hayır mesela, ileride bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yani şu anki durumda diyorsunuz. Şu andaki durum adamın bir hali balda bir hali şeyde adamın yeri keyfi yerinde buradaki insanlar acıktan ölüyor. O zaman yani siz karşısınız bu konuya. Tamam teşekkür ederim. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ben de aynı fikiriniz onlar. Fikiriniz ya neden yani? Sizden bir ağzınızdan duyalım. Ya ağzım. Yani değişen nedir? Değişen buradaki vatandaş her türlü eziyet, her türlü şeyi çeksin. Orada dediği gibi arkadaşın sefasını gelen benim irademe ipotek koysun. Yani diyorsunuz ki bir şey yapmadan etmeden geliyorlar oy kullanıyorlar ve bir şeyler ve burayı dağıtıyorlar mı? Haksız yere mi oy kullanılıyor? Tabii haksız yere oy kullanıyorlar tabii. Siz de mi aynı düşünüyorsunuz? Haksız yere mi sizce oy kullanılıyor? Evet. Veriliyor. Evet. Yani çok teşekkür ederim. Sizce gurbetçilerin oy kullanması doğru mudur? Yani bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğru değil. Ama onlar da bir vatandaş. Yok. Sebep? Neden? Geçici vatandaş onlar. Ama o yani Türk vatandaşı ben ülkemi seviyorum diyor. Adam gideceğim oy kullanacağım diyor. Yok biz burada görev yaptık. Her şeyi biz yaptık. Onları yeni geldiler. Onlara gerek yok. Oy kullanmasın gitsin. Yani haksızlık. Tabii. Allah ben de onlar burada oy kullanmasını istemiyorum. Şayet ben istemiyorum. Ama ülkesine aşık olan insanlar da var. Ya orası, orası. Eğer ülkesine aşık olsaydı kendi ülkesinde kalırdı. Hani orada kendi yaşamını kendi hani orada idam ederdi. Hani burada. Onların burada oy kullanması ben yana değilim ben. Karşıyım ben. Peki bunun özel bir sebebi var mı sizin için? Çünkü ne bileyim belki sizin seçeceğinizi belki de aynı fikirdelerdir. Yani belki buraya gelme ihtimalleri imkanları yoktur.
Vallahi biz bu konuda... Belki onun için orada seçiyorlardı oylarını, veriyorlardı. Yok. Başka şeyler mi var diyorsun? Biz sonra onlarda çok zarar görürüz. Bak. O zaman ne yani, gurbetçiler o zaman bir daha buraya girmesin. Eyvallah. Ben onu diyorum. Gerçek gitsin. Tamam, teşekkür ediyorum. Ama bir şey diyeceğim, kötü bir şey sormayacağım. Yok. Bak, basın Türk'ten gelin gurbetçilerin sizce oy vermeleri doğru mu kendi memleketlerinde? Bak, kötü bir şey sormadım sana. Ben bu işlerde yorum yok benimle mi kardeşim? Peki o zaman size sorayım. Bence... Yani biliyorsunuz bu gurbetçiler konusunda bilmem ne, hep bir tartışmalar oluyor. Sizce bu konuyla ilgili yani ne düşünüyorsunuz? Bence doğal hakları. Çünkü bu Türkiye'de de oluyor. Mesela adam kayıtını İstanbul'a aldırtmıyor, memlekette oy kullanacağı zaman gidiyor köyde kullanıyor, belediye seçimlerinde, muhtar seçimlerinde. Aynı şey oluyor yani. Gurbetçiler de kayıtlar burada gözüktüğü için mecbur doğal olarak gelip kullanmak zorundalar. Siz ya o zaman Türkiye'deki gurbetçilerden bahsediyorsunuz. Peki yurt dışındaki gurbetçiler? Onlar da aynı şekilde işte. Onlar kayıt... Size göre doğru. Az önce çok fazla tepki aldım. Onların burada işleri yok falan diyorlardı. Sizce neden? Siyaseti karıştırmak için ama yapılan bir şey yani. Yani diyorsunuz ki biz burada nasıl kullanıyoruz? Sonuçta bizim insanlarımız, bizim Müslüman topluluğu bir kısmı da orada gurbetçi, oraya çalışmaya gitmişler. Oraya zevk sefa için gitmemişler. Onlar da yılda bir kere gelip oy kullanıyorlar. Bir yılda bir kere gelip izin kullanıyorlar. Yani onları da dışlamamak lazım bence. Çok teşekkür ederim düşünceniz için. Sağ olun. Abi ben sizi yakalamışken sorayım. Beyefendi, sizce gurbetçilerin oy kullanması doğru mudur? Doğrudur. Niye kullanmasın ya? Peki ama bazı ters tepkiler geliyor. Gelsin o onların sorunu. Teşekkürler. Beyler, merhabalar. Basın Türk'ten. Sizce gurbetçilerin oy kullanması hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben doğru mudur? Ben de şu an gurbetçiyim. Zaten burada oyum yok. Keşke olsaydı, kullansaydım. Nereden geliyorsunuz? Muş'tan. Peki nereden? Muş. Muş, ha. Evet. Türkiye içindesiniz. Peki yurt dışındaki gurbetçilerden bahsedecek. Mesela kimisi tepki veriyor, kime diyor, gerek yok, kime diyor, bizim şeyimizi... Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Vallahi, sizce kullanmalı mı da kullanmalı? Bence kullanmalı yani. Hani yurt dışı da olsun, gurbetçi de olsun, kullanmalı yani. Peki bu bize ne kazandırıyor? Ya en azından kendini ifade etmiş olur. Anladım. Yani doğru biliyorsunuz. Yani, aynen. Teşekkür ederim. Siz ne düşünüyorsunuz peki? Kullanmalı. Kullanmalı. Ya tamamen yanındasınız bu konuda. Aynen. Teşekkür ederim. Sizce gurbetçilerin oy kullanması doğru mudur, değil midir? O kendi şahsına bağlıdır. Sizin düşüncenizde bir Türkiye... Buralı mısınız siz? Ben Malatyalıyım. Malatyalıyım. Peki Türkiye'de yaşayan bir vatandaş olarak sizce Almanya, Hollanda veya Belçika'da oy kullananlar ne diyorsunuz? Doğru buluyor musunuz? Tabii ki. Hepsi gelsin kullansınlar. Ya hayır. Peki ülkelerinde, yurt dışında kullanmaları? Tabii. Uygun size göre. Buna da uygun. Peki neden bazı insanlar çok tepki gösteriyor? Sizce neden? Hayır. Ben kendi ülkemi seviyorum. Seviniz. Yani memleketini seven herkes kullansın diyorsun. Tabii ki. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Delikanlı. Merhaba. Yurt dışındaki insanlar oy kullanması doğru mu, doğru değil mi? Yurt dışında yaşayanlar. Vallahi abla hiç fikrim yok ya. Gerçekten fikrim yok. Ben bunun için bir yorum yapmasam da ama. Siz buralı mısınız? Evet, ben buralı. Peki mesela tutup da Almanya'dan, Belçika, Hollanda'dan gelen biri orada burası için karar verse, oy kullansa doğru mu sizce yani? Oranın oyuyla karar verilse. Yani burada... Olsa daha mantıklı ama tam olarak bir fikrim yok yani açıkçası. Teşekkür ediyorum. Gurbetçiler yıllardır oy kullanılıyordu. Şimdiye kadar gündemde böyle bir şey yoktu. Neden şimdi bu seçimlere yakın böyle bir şey ortaya çıktı yani? Çünkü insanlar çok tepki gösteriyorlar. Bilmiyorum. Onu da biz de onu halktan öğrenmek istiyoruz. Sizce doğru mu, değil mi? Gurbetçiler gündem mi değiştiriyor kullandıkları oylarla? Hiçbir fikrim yok. Sadece bazı Türkiye'deki vatandaşlarımız yurt dışında oy kullanan insanlara tepki gösteriyorlarmış. Biz de bu konuyu araştırmak için böyle bir soru sorduk. Yani kendilerine malzeme arıyorlar. İşte DEM Partisi'ydi, gurbetçisiydi, havasıydı, civasıydı derken ülkenin halkı, vatandaşı hiç kimse düşünen yok. Herkes bir ayrı telden çaldıkları için. Ortayı bulamıyor muyuz diyorsunuz? Ortayı bulunmaz bir şekilde. Kazanan, koltuğa geçen halkı unutuyor. Açık ve net yani. Teşekkür ederim yorumunuz için. Sağ olun. Neden şimdi orada onların yaşamıyla buradaki yaşam bir değil. Ama Türk vatandaşıyım diyor mesela ki gurbetteki adam. Vatandaşı ama buraya geldiği zaman kullanır. Yani, uygun bulmuyorsun. Yani dışarıdan kullanılması maalesef yanlış bir bence. Anlıyorum. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Sizce gurbetçilerin oy kullanması sizce doğru mudur, yanlış mıdır? Çünkü bu konu çok tartışılıyor. Vallahi normal, eğer Avrupa ülkeleri bizim ülkemize oy kullandırıyorlarsa bizim ülkemizde, Avrupa'da oy kullanmanın herhangi bir şeyi, mahsuru yoktur. Mahsur görmüyorsunuz. Peki size bir şey sormak istiyorum. Sizce neden bazı insanlar bu kadar, birçok kişiye sorduk, neden bazıları bu kadar tepki veriyorlar? İşte oradakiler Türkiye için karar vermesin, oy kullanmasın diyorlar o zaman. Hayır, o yanlış bir şeydir. Ben yanlış görüyorum. Ülke, o da bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Yani herhangi bir mahsuru yoktur yani. Yani diyor
biliyorsunuz Türk bayrağı altında olan herkes bizim aynen. için şey bizim için vatan. Kardeşiz. Doğru. Doğrudur. Aa, çok aynen. güzel bir kelimeye dayanız. Kardeşiz dediniz. Aynen kardeşiz yani. Ne olursak olalım. Hangi ırktan, dinden, mezhepten Türkiye Cumhuriyeti bayrağının altında yaşadığımız müddetçe hepimiz kardeşiz. Herhangi bir ayrımız, farkımız yok. Çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ediyorum size. Rica ederim. Ama bir de bunu dile getirin. Bak bu emekliler, bu işçiler, bu şeyler hakikaten de bu kadar mağdur bir durumda. Bunları gündeme bir getirin. O yüzden zaten halkın sesi olmak için buradayız biz de zaten. Hani bunları da bir gündeme getirin. Hakikaten de yani bu vatandaşın durumu ne olacak? Bu halkımızın durumu ne olacak? Bu vaziyet böyle gidince bu vaziyetler nereye kadar varacak? Bunların hepsi seçimle alakalı şeyler diyorsun. Tabii ki. Önümüzde sandık geliyor işte. Artık konuda düşüp durun, düşünelim. Ona göre değerlendirmek. Peki o konuyla haklı bir fikriniz var mı? Efendim? Peki o konuyla haklı bir fikriniz var mı? Kim olabilir? Vallahi ben, biz şahsen ben Kürt'üm. Ama ne olursak olalım bu bayrağın altında. Bu ortamda cephe diyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diyoruz. İmamoğlu başka şahsen tabii ki herkes hürdür. İstediğine değerlendirmesini yapabilir. Ona bir şey diyemem. Ama bizim şu andaki değerlendirmemiz bu. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler. Basın Türk, Basın Türk'ten geliyorum. Evet. Sizce yurt dışında bulunan yaşayan gurbetçiler oy kullanmalı mıdır? Yani hakları varsa kullansınlar. Peki çoğu insan tepki gösteriyor bu konuya. Neden sizce kullanmalıdır? Yani kullansın yani bilmiyorum nedeni yok. Kullansın. Öyle önerirsiniz. Yani bence iyi. Tamam teşekkür ederiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de aynı. Peki bu tepki veren insanlar ne demeli? Yurt dışında sen yurt dışında yaşıyorsun diyor. Saygı senin duymaklar. Hakkın yok diyor onlar. Aman saygı duymaklar. Burada doğmuşlar. Yani Türk vatandaşı olan herkes kullanmalı diyorsun. Tabii ki de, tabii ki de. Dünya neresi olursa olsun. Tabii ki de. Tamam, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Gençler, Basın Türk'ten. Sizce yurt dışında olan bir insan oy kullanmalı mı Türkiye için? Bence kullanmamalı. Neden peki? Çünkü çok burada merak ediyorum çünkü düşünceleri ya, genç bir delikanlısı. Çünkü burada yaşamıyor. Hani ama ben Türk'üm diyor. Türk vatandaşıyım diyor. Ya bence kullanmaması lazım. Çünkü yurt dışında yaşıyorsa. Ama o da memleketine geliyor. Buraya şey yapıyor. Burada yaşamak, belki burada yaşamak istiyor. Belki geleceğiyle alakalı oy veriyordur. Ya o zaman versin ama hani burada ama yaşamayacaksa vermesin. Vermesin. Teşekkür ederim. Bu sizi bulmuşken size sorayım. Hayırdır ne o? Sizce gurbetçiler, yurt dışında yaşayanlar ya da genel gurbetçiler oy kullanmalı mıdır? Hayır kullanılmalı. Neden? Ne kullanılmalı? Orada yaşamıyor ki adam. Ama Türk vatandaşıyım. Olsun. Sana. Burada yaşayanlar kullansın. Orada ama buraya geliyor, izinini yapıyor, ülkeme veriyorum diyor. Tamam da orada aradım rahat yaşıyor, geçiniyor. Ama burada geçinemiyor. Ama belki oradakinin ihtiyacı varsa buradakiler... Nasıl olacak? Hiç adam belki 10 sene sonra buraya gelecek. Kaldırma taraftarıyım yani. Hiç kullanmasınlar. Hiç kullanmasınlar. Tamam. Kullanmasınlar ya. Kullanmasınlar. Niye bu kadar tepki veriyorsunuz peki? Bazı insanlar kimisi kullansın diyor, kimisi kullanmıyor. Ya faydası yok. Adam rahatlaşıyor dışına ya. Niye gelsin de burada aç sefalet. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce gurbetçiler yani yurt dışındaki insanlar özellikle oy kullanmalı mıdır Türkiye için? Peki şöyle ben de şöyle bir örnek vereyim. Buyurun. Diyelim ki siz 100 milyar maaş alıyorsunuz. Ben de tekstilde 30 milyar alıyorum. Sizin için benim yanımda alacağınız para az çok değil mi? Benim az. Şimdi ben nasıl geçineceğim? Siz nasıl geçineceksiniz? Onlar aslanlar gibi burada geçiniyor. Biz geçinemiyoruz. Ama onlar sadece euro kurumuna dayanarak o şekilde yaşıyorlar. Ama oy vermekle belki size destek olmak istiyorlar Türkiye. O zaman gel tekstile çalış. 100 milyarlık maaşa çalışma. Ha, diyorsunuz o zaman oy kullanan kişi gelsin burada o zaman yaşasın diyorsunuz. Evet. Ama oradaki vatandaş da diyor ki ben diyor Türkiye'mi, ülkemi seviyorum. Ben bayrağımı seviyorum diyor. Benim hakkımdır diyor. Tamam ben örneğini verdim. Anlayan anlasın buradan. Bak ben diyorum ki siz 100 milyar alıyorsunuz. Ben 30 milyar maaş alıyorum. Gelin benim yanımda çalışın. Çalışır mısınız, çalışmaz mısınız? Ben size soruyorum. İnsanın şahsi düşüncesi. Ben yok yok. Yorum hayır ben soruyorum. Doğru. Şimdiki oradaki aldığı parayla buradaki aldığı aynı mı? Ben 30 milyar alıyorum diyelim. Ülkeler mi? Diyelim. Almıyorum da 30 milyar alıyorum. O adam geliyor buradaki 100 milyarla bir aylığıyla rahatlıkla geçinebiliyor. Ben 17 milyarla yani geçinemiyorum. Yani o zaman siz şunu diyorsunuz. Oradaki oy veren insan burasının kaderinizi değiştirebilir. Değiştirmesin ama değiştirmesin. Ama yani ama değiştirebilir. O yüzden istemiyor. İstemiyor ya. Anladım. Yok güzel. Tabii saygı duyuyoruz. Ya. Zaten halka sesimizi duyurmaya dalga. Mantıklı değil mi? 100 milyarlık adam gelsin benim 17 milyar çalıştığım yerde gelsin çalışsın. Çok teşekkür ederiz. Ben çok güzel yorum yaptın. Sağ olun.